Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle kapı kolu boyama, anahtarlık fiş, anahtarlık boyama ve mutfak dolabının şöyle saplarını boyama göstermek istiyorum. Bunu nasıl çalıştık, nasıl yaptık onu göstermek istiyorum. Öncelikle burada bir yapı market mağazası var. Beylikdüzü Marmara Parkı yanında, herkes bilir. Bilmeyenler de internetten araştırabilir. Oraya gittik. Orada bir fiyatları araştıralım dedik. Şöyle... Sadece şunların altın sarısı istiyorum şimdi. Yeni bir eve geçtik. Altın sarısı istiyorum. Altın sarısını 80 lira şu düğmesiyle birlikte 100 lira dediler. Şu priz girişleri işte şöyle şunu ayırıp ayrı şekilde işte priz girişli düşünün. O şekilde yine 100 lira dediler. Biz tam 17 tane alacağız dedik. 17 taneye 1700 lira fiyat biçtiler. Ki bizim evimizde şöyle yani yeni evimizde şöyle üçlü, ikili, tekli, her çeşitte fiş takma şeylerimiz var. Kapı kollarını değiştirelim dedik. Fiyat 55 lira 60 lara gidiyor. Altın sarılarında, varaklarda daha pahalı. Dedim ki eşime en iyisi biz güzel bir boyama yapalım. Boyamız için Rich marka Multi Surface Titanium Metalik aldık. Altın sarısı boyamak istiyoruz. Şöyle şu anda açtım. Sizin yanınızda açmak istedim. Böyle bir renk olacak boyamız, boyadığımız şeyler. Hatta video, bir sonra başka bir videoyu baktığınızda, bir sonraki serimizde muslukları boyadığımı göreceksiniz. Bu ahizelere işte duş şeyindeki kablosunu, duşun orasını komple altın sarısı yaptığımı göreceksiniz. Diş fırçası koyma şeylerin takıldığı böyle gümüş renk var evimizde. O gümüş renklerin de altın renk olduğunu göreceksiniz. Kapı kolları, anahtarlık, işte şunlar ve mutfak dolaplarının şunlara iki kutu boya ve bir kutu da Rich su bazlı parlak vernik aldık. Yine Rich marka. Satan hanımefendi kesinlikle verniği çalkalamamam gerektiğini söyledi. Çalkalarsanız, benim el alışkanlığı olduğu için şimdi yaptım. Çalkalarsanız içinde şu oluşacak kabarcıklar, köpükler objenin üzerinde kalıyor dedi. Şimdi çok basit zımparalamayı göstereceğim. Bakın kapı kolları şu şekildeydi. Yani bu şekilde oturmak istemedik dolayısıyla. Hemen bir başlayalım. Ben şunu zımparalamıştım. Bunu da sizinle zımparayacağım. Zımparadan küçük bir parça kesiyorum. Ve şu şekilde süre süre devam ediyoruz. Bakın şu kolinin şurada kabaranları zaten dökülmesi gereken kadarı dökülüyor. Şu paslı bölgeleri, kirli bölgeleri göstereceğim şimdi, yapıyorum. Bakın şu şekilde götürüyoruz. Şuraları girerken zımparayı, ince zımpara zaten, şu şekilde katlayıp şu şekilde git gel yapabilirsiniz. Böyle git gel yapıp daha sonra şu tarafa geçiyorum. Burayı da aynı şekilde. Şimdi burası artık bakın zımpara kendini yedi. O yüzden şöyle dişli olan bölümünü inceltip yine bu şekilde parmağımla ittire ittire yapıyorum. Normalde biz sprey boyayla yapmayı planlamıştık ve internette gördüğümüz hep bu şekildeydi ama sprey boyayla yapmaktan oradaki yapı malzemecideki hanımefendi bizi vazgeçirdi. Çünkü hiç kalıcı olmayacağını, problem yaşayabileceğimizi söyledi. Ama bunlarla yaptığınız zaman çok daha verimli olacak dedi. Şöyle kapı kolunun şuralarını, yani kabarık olan, bakın dökülüyor, görüyor musunuz? Zımparalanması gereken her yerini zımparalayıp boyayı tutturmayı planlıyorum. Aslında hanımefendi zımpara yapmanıza gerek yok dedi ama bizim kapılarımızın tabii kabarıklıklarından haberi yoktu. Bu kabarıklıkları gidermeden boyanın kaliteli durması bence mümkün değil. Sevgili arkadaşlar, astar katına başladık. İlk katını boyadıktan sonra 24 saat hiç dokunmadan böyle bekleteceğiz. Fırçamızı bu arada az önce söylemeyi unutmuştum. Texa.net'in üçlü fırçası. Şöyle Gold Kim yazıyor arkasında. 3 boy kalınlığında, yani ince, orta ve daha kalın olan şeklinde fırçası var. O fırçayla şöyle başladım. İçten boyuyorum. Önce içine şöyle fırça darbeleriyle aşağıdan yukarıya doğru yapıp daha sonra
En üst tarafında şöyle şöyle yapıyorum. Şuralarda boya artığı kalmamasına dikkat edin lütfen. Çünkü öyle kalırsa bir sonraki boyamamızda hoş bir görüntü oluşmaz. Şu kenarlarına da boyuyorum. Şuralar önemli değil zaten. İçine girecek ama şu kenarlar görünebilir belki diye düşünerek her yerini boyamak istiyorum. Ve boyadıktan sonra da kurumaya bırakacağım şöyle. Hatta eşim şey yaptı, gel dalga geçti ama ben şu vidaların da içlerinde vidalar oluyor ya, şu vidaların da şöyle fırça darbeleriyle altın sarısı yapmak istiyorum. Yapmışken tam yapalım değil mi? Şunları da boyuyorum. Zaten anladınız tekniğini, mantığını. Elinize al. Mesela şu evin önceki sahibinden kalma boyası var şurada. Şunu şöyle hemen anlık gelişti, göstereceğim. Şöyle şunu zımparalayıp boyasını, bir dakika göstereceğim. Boyasını, katmanını alıyorum. Yani düz bir zemin olması her zaman bizim faydamız olur. Şöyle yapacağım. Şöyle bakın. Burası düz bir zemin oldu. Şimdi şöyle şöyle boyadığımda pot pot bir görüntü değil, net net bir görüntü elde edeceğim. Şuralarını boyamaya çok gerek yok ama ben gene de içini boyayacağım. Görünür görünmez belki. Şunu şu itine sıkıştırdığınızda görünmüyor bildiğim kadarıyla ama gene de ne olur ne olmaz diye biz boyuyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bizim boyamalarımız bitti. İki kat boya attıktan sonra izi olmasın diye böyle bir darbeli atmıştım biliyorsunuz. Bir de şık kırışık bir görüntü elde etmek için çok güzel bir görüntü elde ettik. İki katta su bazlı parlak verniğini attıktan sonra evimizle boyalı badanasını yaptırdıktan sonra artık anahtarlarımızı takma zamanı geldi. Evet. Tamam. Salonunkini de göstermek istiyorum size. Şöyle evim henüz şey aşamasında ama şöyle müthiş bir görüntü ya. Yani burada iki tane düğme şeyi var. Ben şuralarını şöyle boyadım. Onu da söyleyeyim. Şu kısmı boyadım. Kurumasını bekledim. Ertesi gün şöyle yaptım. Şu kısmı boyadım. Kurumasını bekledim. Sonra verniklerken de yine öyle öyle vernikledim. Bakın şimdi gayet güzel. Işığını aç kapat. Şu kıpırdama normalde de oluyor zaten. Yani bu şunu istemeyen silikonla yapıştırabilir ama bence hiç gerek yok. Gayet şık bir görüntü elde ettik. Tabii ki bununla bitmeyecek. Sırada ne var biliyor musunuz? Sürpriz mi olsun söyleyelim mi? Sürpriz mi olsun? Hadi söyle. Sürpriz olsun. Tamam. Sırada başka bir boyamamız da var. Onun da videosu çok yakında gelecek. Hoşça kalın. Tabii arkadaşlar şöyle bir durum var. İyi yönlerini söylerken olumsuz yönlerini de söylemek lazım. Boyarken şu oturacağı alanları ve şuraları boyamanıza gerek yok. Çünkü oturturken gerçekten zorlanıyorsunuz. Bayağı böyle bastıra bastıra yapmak zorunda kalıyorsunuz. Orayı verniklemenize de gerek yok. Şöyle üçlü şeyler için söylüyorum. Üst taraftan hepsini birlikte vernikleyebilirsiniz. Vidalarını çıkartarak boyarsanız daha iyi olurmuş. Çünkü biz vidalarını tekrar vida oyuğu açmak zorunda kaldık iğnemizle. Şimdilik bu kadar. Dikkat etmeniz gereken noktalar bunlar. Şu iç taraflarını ve şunların şuralarını boyamanıza gerek yok. Çünkü karşıdan görünüm zaten şu. Ötesi görünmüyor. Arka tarafı da görünmüyor. O yüzden oralarını da boyamadım. Boşuna boyam bitmesin diye. Yani bilginiz olsun. Siz de boyarken öyle uygularsanız daha verimli bir sonuç alırsınız. Şunları da göstermek istiyorum arkadaşlar. Tehrat musluğu, işte sifonun şuraları. Şurada bir şey yok ama şurayı da takım olması için yaptım. Şurası çok kötü haldeydi. Siyah, beyazdı, paslanmış haldeydi. Şu çeşmeyi de öyle yaptım. Duşun içine hiç dokunmadım. Çünkü kapandığında görünmeyecek burası. Ama ben ebeveyn banyomuz burası. Buraya girdiğimde şu görüntüyü görmeyi ve şu görüntüyü görmeyi çok istedim. Kağıt bantı. Şuraya kağıt bantlar yapıştırıp bunu boyadım. İki kat boyadan sonra iki kat şey tek katlı vernik attım. Aynanın şurasını da takım olması için boyamıştım. Kağıt bant yapıştırıp aynanın şurası bululu şekildeydi. Şöyle açacağım.
Şimdi sizlerle açıyorum. Çünkü aynanın bir sürü temizlenmesi gerekiyor. O kadar eliz oldu ki. Şöyle. Musluğumu şöyle, musluğumu boyadım. Musluğum çok kötü haldeydi. Kapkaraydı böyle buraları falan. Gene darbelerle boyadım. Bir tane boyamayacağım. Bu buranın da. Aynısından bir tane daha olacak. Şurayı da şöyle çıkartacağım. Tekrar. Bakın henüz temizlik aşamasında, yani temizlik olmadan size şu halini gösteriyorum. Şurasını da boyayacağım ama çok şey boş göründü böyle. Hoşuma gitmedi. Orayı da altın sarısı yapacağım. İşte banyomda şöyle bir görüntü elde ettim. Çok güzel görünmüyor mu? Şuraları da boyasam mı diye düşündüm. Sonradan bir şey olur falan. Sonuçta borudur, sıcaktır. Sıkıntı yaşarım dedim. O yüzden boyamadım. Fakat aynısından diğer banyomda da var ve böyle. Şu an ters konulmuş durumda ama onu düzelteceğiz. Onu da altın sarısı yapacağım. Yani benim ebeveyn banyoma girdiği zaman komple altın sarılarıyla dolu bir banyo olacak. Zaten anahtarlarım da mükemmel şekilde böyle. Şu an ışıklar yanmıyor çünkü eşim prizleri takıyor. Prizleri takarken sıkıntı yaşamak istemedik. Spot ışıklarının şuralarını da söktük. Bir abimiz var, Ferit abi. Kolayca takıldığını söyledi. Çünkü spot ışıklarımızda gördüğünüz gibi böyle aslında bunları boyamak istedim ben de işte. Eşim dedi ki bir tur kullanalım yenisini, sonra onları da boyarız istersek. Ama şöyle de olabilir. Bunların hepsini çıkarttırıp altın sarısına boyayıp sonra o yenilerini taktırabilirim. Mantıklı bence. Şöyle. Şuraya var bir. Burası gene altın sarısı olacak. Boyamı gördüm, göstermeden edemeyeceğim. Rich Morty Surface Titanium Metallic. Altın isteyen, bakır isteyen, metal isteyen, hayır ben pembe istiyorum, mavi istiyorum, yeşil istiyorum diyen olabilir. İstediğiniz renklere boyayabiliyorsunuz. Hatta şimdi bugün dolap boyama kararı aldık. Ve çalkıt boya siparişi verdim. Geldiğinde onları da söyleyeceğim size nelerle neler yapmak istediğimizi. İşte banyomuzu şurasını çıkartalım. Burada kağıt bant kaldı galiba. Çok gözüme batıyor. Ama tabii tek elle yaptığım için. Tamam çıkartabildim. İşte böyle bir görüntü ya, harika görünüyor. Bayıldım ben. Hatta belki şurasına da yapsam daha güzel olabilirdi. Hiç düşünemedim o an. Şuralar buğulu ve gümüş renk görünümdeydi. Bu kadar altının içine gümüş olmaz diye altın yaptım orayı. Ama çok şık oldu. Harika görünüyor. Işıklı halini de gösteririm en son.